Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim raporu hakkında konuşmacı arkadaşlara söz vereceğim. Tüzüğümüze göre konuşmayı yazılı müracaat yapan delegelerimize, genel kurul üyelerimize veriyoruz. Bir haftadır Sayın Ali Koç ve Sayın Aziz Yıldırım arasında kongreyi birlikte yürütmek ve sağ salim sonuçlandırmak adına müzakereler yapıldı. Ali Koç tarafında başkan vekili Sayın Erol Bilecik, Aziz Yıldırım tarafında başlangıçta Sayın Mithat Yenigün, daha sonra başka bir arkadaşımız o şekilde koordinasyon için birbirleriyle görüştüler. İlk dört konuşmacının iki Sayın Ali Koç şunu önerdiği, iki Aziz Yıldırım'ın önerdiği konuşmacılardan teşkil etmene mutabık kalınmıştı. Dördüncü konuşmadan sonra, konuşmacının konuşması bittikten sonra müracaat edenleri divanımda yer alan Sayın Mustafa Turan ve Cenk Küçük tasnif ediyorlar. Şu ana kadar 90'dan fazla konuşmacı var. Biz ilk 50'ye kadar siz genel kurul üyelerinden yeterli yönelmesi gelmediği takdirde divan başkanı olarak tüzüğün amir hükmü gereğince benim 50 kişiden sonra yeterlik önergesini oylarınıza sunmam konusunda yetkim var. Önce bunu arz ettim. Değerli arkadaşlar, Fenerbahçe kongreleri hep heyecanlı geçmiştir, mücadeleli geçmiştir. Ama bunların hepsi tüzüğe uygun, teamüle uygun, saygıya ve sevgiye uygun şekilde geçmiştir. Bugün teamül dışı, usul dışı, tüzük dışı kürsüye müsaade istemeden, çünkü şu anda genel kurulun en yetkilisi başkan olarak benim ve arkadaşlarımız, bizlerden müsaade alınmadan kürsüye gelinmiştir. Tamamdır, eski başkanımızdır. Yaptığı şeye biz divan olarak itiraz etmedik. Ama şu bilinsin ki Sayın Ali Koç da konuşmak istese bizden söz alması lazım. Çünkü biz sizler adına yetkiliyiz. Kongreyi ben yönetiyorum. Benden müsaade olmadan bu kürsüye kimse çıkamaz, mikrofona geçip konuşamaz. Birinci husus bu. İkinci husus, dünden beri benim hasta olduğumu söylediler. Çünkü bugün divan başkanlığı seçiminde adaydım. Onu önlemek için yalan haber yaydılar. Çok şükür karşınızdayım. Ama ben bir saniye arkadaşlar. Ama ben gerçekten hastayım. Doğuştan beri hastayım. Fenerbahçe'nin hastasıyım. Ve tevazu bırakarak bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe genel kurullarının duayen ve tecrübeli bir başkanıyım. Buraya hak ederek ve sizlerin oylarıyla yönetmek üzere geldik. Kimse buna gölge düşüremez. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. İlk dört konuşmacıda mutabık kalındığını söylemiştim. Birinci ve dördüncü konuşmayı Sayın Ali Koç'un önerdiği arkadaşlar, ikinci ve üçüncü konuşmayı Sayın Aziz Yıldırım'ın önerdiği arkadaşlar kürsüye gelip söz alacaklar. Şimdi Mustafa Turan arkadaşımdan rica ediyorum, ilk dördü okusunlar sırayla. Ona göre arkadaşlar süre kazanmak için biraz podyuma yakın dursunlar. Fırat Parlak, Ömer Onan, Murat Salar, Lübe Ayar.
orada bir sürü sandalye. Ha oraya siz. Lübe ayar ayar. İsimlerini açıkladığımız ilk dört konuşmacı salonda değil mi? Burada değiller mi? Arkadaşlar isimlerini tekrarlıyorum. Lütfen podyuma yakın gelsinler ve sırayla da podyuma çıksınlar. Fırat Parlak, Ömer Onan, Murat Salar, Lübe Ayar. Arkadaşlar bir kere daha anons edeceğim. Gelmezlerse konuşma haklarından vazgeçtiklerine hükmedeceğiz. Tekrar okutuyorum. Fırat Parlak, Ömer Onan, Murat Salar, Lübe Ayar. Arkadaşlar geliyorlarmış, bekleyeceğiz biraz. İki başkan adayının belirlediği yöneticilere konuşma hakkı vermezsek yarın anayasaya, tüzüğe, teamüle aykırı hareket ettik diye faturayı bana kesecekler. Biz faturalara alışırız da haksız faturalara artık isyan ediyorum ben de. Konuşmacı arkadaşlar, sizi beklemekten herkes terledi. Biz zaten burada gölgede duruyoruz gibi ama sizden daha çok terliyoruz. Lütfen gelin, yoksa konuşmamış sayılacağım. Biz iki tarafın protokolüne uygun hareket etmek istiyoruz. Ama başkanların önerdikleri isimler bu protokola riayet etmiyorlar maalesef. Yerlere sıra gelin. Thank you.
Arkadaşlar 5-6 dakikadır bekliyoruz 4 arkadaşımızı. Gelmediler. Sıralamada konuşma haklarını baki tutarak şimdi 5. sıradaki Sayın Hulusi Belge'ye söz vererek konuşmacıları kürsüye davet edeceğim. Buyurun Sayın Belge. Sevgili Fenerbahçeliler, değerli yönetim kurulu sayın başkanlar, hepinize iyi günler diliyorum. İnşallah Fenerbahçe